çocuklar, Türkçe dersine hoş geldiniz. Biliyorum hepiniz evlerinizde sıkıldınız. İnanın ki bizler de sizleri çok özledik. Dua edelim ki en kısa zamanda yine okulumuzda ve sınıfımızda olalım. Bizler sizler için elimizden geldiği kadar derslerimizde işlemeye devam edeceğiz. Ama lütfen siz de bizler için evde kalın, dışarıya çıkmayın ve lütfen kendinize dikkat edin. Sizleri seviyorum. Merhaba çocuklar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Okulumuzda en son yazım kurallarına geçiş yapmıştık. Ana başlıklarımızın aslında birkaç tanesini işlemiştik. Fakat tekrar etmek istiyorum. Hem de beyin fırtınasını devam ettirmek istiyorum. Evet, başlayalım. Konumuz yazım kuralları. Ve ilk başlığımız büyük harflerin kullanımı. Cümleler büyük harfle başlar. Bunu aslında biz ilkokulda öğrendik. Ortaokulda pekiştirdik. Bunu biliyoruz ama tekrar söylemek istedim. Örneğe geçecek olursak damlaya damlaya göl olur. Çocuklar bakın, ilk harfi büyük. Cümlem bitti, nokta koydum. Bundan sonraki harfin de büyük olması lazım. Çünkü cümleler büyük harfle başlar. Bir diğer yıldızım, cümle dizeler büyük harfle başlar. Gönül gurbet ele varma, ya gelinir ya gelinmez. Bakın birinci mısra. İkinci mısra. Birinci mısram cümlenin başı olduğu için büyük harfle başlıyor. İkinci mısramız da büyük harfle başlıyor. Buna en güzel örnek İstiklal Marşımızda çocuklar. Düşünün, her bir mısrası büyük harfle başlamıştır. Bir sonraki yıldızım, kişi isimleri ve soy isimleri büyük harfle başlar. Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, her bir ismi büyük harfle başlar. Bunun için tanınmış bir kişi olmasına gerek yok çocuklar. Bizler de kendi ismimizi ve soy ismimizi yazarken büyük harfle yazmalıyız. Bir sonraki yıldızım, kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar. Bakın çocuklar, biz bunu söylerken ünvan diye çıkıyor ağzımızdan ama bunun yazılımı unvanlardır. Saygı sözleri, rütbe, adları ve lakaplar büyük harfle başlar. Bakalım örneklere. Ziya Efendi, Ebru Hoca, Zeynep Hanım. Bunlar ünvanlar, saygı sözleri ve rütbe isimleri oldukları için büyük harfle başlayan çocuklar. İşte burası çok önemli. Farkındaysanız iki tane yıldız yapmışım. Hatta bir yıldız daha koyuyorum pekişsin diye. Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar. Ayşe teyze, Kemal dayı, Ebru abla. Bunlar her zaman küçük harfle başlar. Çünkü bunlar akrabalık bildirir çocuklar. Devam ediyorum. Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, unvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar. Hemen bakıyorum. Sayın Vali, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başkan. Bakın çocuklar, bunlar hep büyük. Bir sonraki yıldızım, mektuplarda ve resmi yazışmalarda hitaplar büyük harfle başlar. Hemen bakıyorum. Sevgili annem, kıymetli dostum. Bakın hitap ediyorum. Sevgili öğrenciler, kıymetli dostlarım. Bir sonraki yıldızım, hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar. Hepimizin evinde evcil hayvanı vardır çocuklar. Onlar bizim için özeldir. Özel oldukları için onlara özel isimler takarız. Bakın, boncuk gibi,
fındık gibi, minnoş gibi. Bakın her birinin baş harfi büyük. Bir sonraki yıldızım. Millet, boy, oymak isimleri büyük harfle başlar. Bakalım hemen. Türk, Alman, Kırgız, Rus. Bunların her biri özel olduğu için büyük harfle başlar çocuklar. Devam edelim. Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar. Türkçe, Almanca, İngilizce. Bakın bunlar her zaman büyük harfle başlar çocuklar. Devlet isimleri büyük harfle başlar. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Devam ediyorum. Din ve mezhep isimleri büyük harfle başlar. Din ve mezhep. Müslümanlık, İslamiyet, Müslüman. Bakın çocuklar, hepsinin baş harfi büyük. Devam ediyorum. Gezegen ve yıldız isimleri büyük harfle başlar. Bakalım. Yani bunlar terim anlam ifade ettiklerinde büyük harfle yazılır. Dünya, Venüs, Merkür gibi. Bakalım. Hepsi büyük. Evet, burada iki tane yıldızım var. Demek ki burası önemli. Sınavda sorulabilecek bir soru. Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle yazılır. Demek ki terim anlamı olduklarında büyük harfle yazıyorum. Terim anlam dışında kullanıldıklarında küçük harfle yazıyorum. Sen dünyanın en tatlı babasısın. Şimdi buradaki dünya kelimesi. Terim anlam mı? Hayır. O yüzden çocuklar buradaki D'nin küçük yazılması lazım. Terim ise büyük, terim değilse küçük. Devam ediyorum. Yer isimleri, örnek veriyorum. Kıta, bölge, il, ilçe ve köy isimleri büyük harfle başlar. Kıta, bölge, il, ilçe, köy isimleri. Bakalım hemen. Avrupa, Ege bölgesi ve Ankara. Bakın Avrupa'nın A'sı, Ege'nin E'si, bölgenin B'si ve Ankara'nın A'sı. Hepsi büyük harfle yazılmış. Devam ediyorum. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Bakalım hemen. Ağrı Dağı, Türkiye'de bir tane. Tuz Gölü, Türkiye'de bir tane. Fırat Nehri, Türkiye'de bir tane. Marmara Denizi, Türkiye'de bir tane. Hemen bir tane notumuz var gençler. Dünyada tektir. O yüzden büyük harfle yazılır. Demek ki bunlar dünyada bir tane oldukları için, tek oldukları için büyük harfle yazılıyormuş. Buraya dikkat. Burası çok önemli. Bir sonraki yıldızım. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel isimler büyük harfle başlar. Sadece özel isimler büyük harfle başlarmış. Bakalım hemen. Van kedisi. Van özel bir isim. Büyük harfle yazdım. Kedi özel bir isim olmadığı için küçük harfle yazdım. Maraş dondurması. Maraş özel bir isim. Dondurma özel bir isim olmadığı için küçük yazdım. İngiliz özel bir isim. Büyük harfle başladım. Anahtarı küçük
Özel olmadığı için küçük harfle başladım. Sivas Kangalı. Sivas'ın S'sini büyük harfle başladım. Kangalın da K'sini küçük harfle başladım. Çünkü, bakın burada yıldızlamışım. Çok önemli. Her yerde bulunurlar. O yüzden küçük yazılırlar çocuklar. Evet çocuklar, devam ediyorum. Şimdi az önce ne demiştik? Eğer dünyada bir tane olursa büyük harfle yazıyordum. Ağrı Dağı gibi bir taneydi, tekti. Ama her yerde bulunan bir şey ise bunu ben küçük harfle yazabilirim. Van dondurması, Van kedisi, Maraş dondurması gibi. Devam ediyorum çocuklar. Evet. Mahalle, meydan, cadde, sokak isimlerinde geçen mahalle, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle yazılır. Çocuklar, her biriniz artık evinizin adresini biliyorsunuzdur zaten. Biz bunların kağıda dökerken büyük harfle yazmalıyız. Örnek veriyorum. Vatan Caddesi. Bakın C büyük. Hüner Sokak. S büyük. İstiklal Mahallesi. M büyük. Dikkat ediyoruz çocuklar. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Kurum, kuruluş ve kurul adları. Türk Dil Kurumu. Bakın her birinin ilk harfi büyük yazılmış. Kızılay Derneği. Kızılay Derneği. Türk Tarih Kurumu. Türk Tarih Kurumu. Dikkat ediyoruz çocuklar. Kurum ve kuruluş isimlerinin her bir kelimesinin baş harfi büyük yazılır. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesi büyük harfle başlar. Her kelimesi. Ateşten Gömlek. Nefis bir romandır çocuklar. Bakın yine her kelimesi büyük harfle başladı. Dedemin Bakkalı. Sınav kitaplarımızdan bir tanesi. Lütfen kitap okumayı ihmal etmiyoruz çocuklar. Evet okulda değiliz ama bu bizim kitap okumamıza engel değil. Evde kalıyoruz ve kitap okuyoruz çocuklar. Dedemin Bakkalı. İlk harfleri büyük. Posta, Milliyet. Bakın bunların da ilk harfleri büyük. İki tane yıldızım var. Demek ki önemli. Bir yıldızı ben ekliyorum. Özel adam, dahil olmayan gazete, dergi, tablo ve benzeri sözler büyük harfle başlamaz. Vatan Gazetesi. Çocuklar, Vatan zaten onun ismidir. O yüzden V harfini büyük yapabilirim. Ama gazetesinin G'sini büyük yapmamın bir anlamı yok. Çocukça Dergisi. Çocukçanın Ç'sini büyük yapabilirim. Ama dergisinin D'sini büyük yapmamın bir anlamı yok. Devam ediyorum çocuklar. Belirli bir tarih, ay ve gün adları büyük harfle başlar. Demek ki tam tarihler büyük harfle başlıyormuş. Örnek veriyorum. 29 Nisan 1920 Cuma günü. Şimdi buraya kadar tam tarih. 29 Nisan'ın nesi ve Cuma gününün büyük yazılması lazım. Tekrar söylüyorum. Çünkü tam bir tarihtir. 30 Ağustos 1922. Bakın Ağustos yine tam tarih olduğu için Ağustos'un A'sı büyüktür çocuklar. Çocuklar ilk dersimiz burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.